Sevgili arkadaşlar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz efendim. Mount & Blade Warband'da YouTube için Warband mı? Neyse. Mount & Blade 2 Bannerlord'da YouTube için 13. bölümdeyiz. Daha 5. 6. bölüm yeni yayınlandı. 13. bölüm ne be insan evladı? Biz bunları nasıl izleyeceğiz? Nasıl yetişeceğiz falan diyorsanız her gün yeni bölüm gelecek. Merak etmeyin bu arada. Yani genelde bunu YouTube'dan izleyen adam demiyor. Twitch'ten izleyen adam diyor. Yani YouTube'dan izliyor, yayına geliyor. 13 mü oluyor böyle? Onlar için minik bir önerim var. Prime ücretsiz sevgili dostlar. Prime'ın avantajını kullanarak sizler de hem aramıza katılıp hem de yayın tekrarlarını anında seyredebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi hemen çok boş yapmayayım. Saldır diyeyim. Direkt aksiyona girelim. Balgarat kalesini devireceğiz. Neyse buraya bir Belgrad diyesim var. Burayı devireceğiz. Ardından çıkıp dışarıdakilere vuracağız. Bütün kanallara her gün video geliyor bu arada bak. Bütün kanallara yav. Live'a geliyor. Ekstra'ya geliyor. Ana kanala geliyor. Bir tane Bannerlord geliyor ana kanala. Ana kanal şey değil mi böyle üzgün. Efendim Yorgun Talha. Prime'ın avantajını kullanarak aramıza katılmış. Yorgun Talha hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Ne haber? Nasılsın? Umarım iyisindir. Şunları dikip oraya bir çıkasım var da. Onu. Diye bir şeyler oldu. Şunları dikip bir oraya çıkasım var da dursun. Bir mancınık kullanayım da bak bak. Abinizden kuşatma silahı kullanmayı görün. Şş, izle. Mancını ver. Döndür. Bak nerede onların mancını? Nerede lan? Ben göremiyorum. Arkadaşlar mancınık dönmüyor. Beyler bir durun. Bir kullanayım. Allah rızası için bir bana salın ha. Şuraya bak. Gitti mi? Bombalama. Bence doğru yerine gitti. Mancını kurun 2 dakika. 2 satır bir kurun. Hala orada yaşıyor ya. Şimdi yürüka. Arkadaşlar taş koyun. Taş taş. Beni mi atacağınız? Taş koy taş. Beyler taşı nereden buluyoruz? Ha taş arkada. Lan onu da ben yapıyorum, onu da ben yapıyorum. Çekil be hayvan, ne yapıyorsun orada be? Mühimmat yükle. Mancınık. Yeniden ayarla. Bence buradan babaannesine çakarız. Kardeş bir çiçekler. Geliyorum. Kalenin arkasına mı gidiyor? Bilen birine bırakalım, bilen birine bırakalım chat. Eziyet, eziyet. Gerçekten eziyet çünkü yani. Bilmeyen adama eziyet. Bizim adamlara da eziyet. Yazık günah. Kapıyı kırdınız mı? Onlar ne güzel oturtuyor. Ben bir vuruyorum. Öteki map'e gidiyor. Yarabbi şükür. General olmasam elimin ayarına diye sövecekler. Arkadaşlar burada biraz Elec Gamers 2013 mü söz konusu? Buradan giremeyiz. Kapı ne alemde? Vuruyorsunuz mu kapıya? Oğlum kapıya vursanız alan koçbaşıyla. Kırdılar dur. Burası çok tehlikeli chat normalde bak. Çünkü şurası boşluk, üzerimize kaynar yağ falan dökebiliyorlardı galiba. Üzerimize kaynar bir şey dökebiliyorlar ya da oklayabiliyorlar. Ya burası çok kalabalık. Ya burada kılıcımı savuramam ki. Oğlum oradaki minik aradan mızrağı sokup biçiyorlar değil mi bizi? Bana bir müsaade edin. Herkül geldi, açın yolu. Şimdi bak. Geçtik göndergeli silah. Neden geçtik göndergeli silah? Aptal olduğumuz için tabii ki. Başka nasıl bir sebep olabilir? Ya aç şu kalkanını artık be adam. Beyler. Bunlar bir yere geri mi çekiliyor? Vallahi yakaladığımı affetmiyorum hocam ama
Onlar da beni affetmiyor ya. Burada bir yerde adamları var galiba. Lünk 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 lünk. Omzuma 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 vurdular. Hiç kale mi var burada? Ne var? Yukarıda bir kale var. Adamlar takip ediyor galiba bizi oradan. Tam ben götürdüğüme çakarım da. Bak daha tam istediğim düzeyde değil ama. Yani hafiften oturuyor gibi. Hafiften oturuyor gibi mızrak. Hafiften oturuyor gibi kanka. Bir de elime silahımı tam alsam var ya, oh mis. Savaş nerede ya? Biz niye buradayız abi? Ben nasıl geldim buraya gene? Allah'ım kim bilir savaş nerede dönüyor? Ben gene kayboldum kalenin ıssız bir yerlerinde. Ben niye dayıları takip ediyorum ki? Bura çıkış, bura kaçan askerlerin geldiği yer. Buranın önünde duracağız ki. Kaçanları zonklatacağız. Zonklatan gaming. Tamam bu kapı bende kanka. İnsanlar ne güzel savaşıyor. Ben niye buraya tünedim ki? Hadi bakalım. Kendimi bu kapının bekçisi ilan ettiğimde buradan kimsenin geçemeyeceğini söyledim. O adam değil, boşver. Beğenmedim o adam değil deyip geçeceğim abi. Selamun aleyküm birader. Bak bak bu da benim gibi dev. Bu da benim gibi dev. Müzikleri çok güzel ya oyunun. Bayılıyorum abi oyunun müziklerine. Kazandık. Kaç kill almışım? 22. Alimim dayak yemese bana kafi ya. Atletizm artıyor, taktik artıyor. Azıcık göndergeli silah atmış. %30 şeyi vermişler, ganimeti vermiş. Böyle bir gülenimiz olmadı be chat. Chat bize böyle gülmediler be. Ne güzel güldün öyle. Çıkarcı, aa benim gibi. Şerefsizin önde gideni, bayılırım. Ama evli. Ya ne ara evlendin, ne ara 3 tane ard arda be. Birinin adını da Mesui koymuşlar. Ananın adı Mesui miydi acaba? Ya da Ulma'nın anasının adı mı Mesui'ydi? Yok. Ay arkadaş yani bu kadar böyle bir gülüş içimizi ısıttı biliyor musun? Dedim ki bu o özel insan olmalı falan böyle. Bir de çıkarcı benim gibi namus ve şeref eksikliği var dedim. Tam benim kalemim ama. Ah çeta. Kurduğumuz hayaller bir bir suya düşmedi mi? Sadece atlı okçuları alıyorum. Atlı okçuları almak bana kafi. Ama fazla diyor. Fazlaysa dandikleri at. Ne kadar dandiğimiz var daha? 15 yaralı. Bütün göçebeleri atsam tam oluyor galiba. Yep 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 tam oluyor. Al esirlerin tamamını. Eyvallah. Aslında hazır kaleye giriyorduk. Yani adamları alıp aldığımız adamları garnizona bağışlamak suretiyle bir de nüfus kasabilirdik. Ama benim beyin geç düştü. Benim beyin geç düştü neyse. Savaş talimatı verir gibi. Babo, üzüm ver. Peynir ver, zeytin ver, şarap ver. Bira ver, et ver, tahıl ver. Kıtlık gaming. Huu bebeğim. Yeter ya. Heh, ne diyorsunuz? Dadından mı bıraksam? Ya 16 bin kilo yemekle dolaşılır mı ya? Hayır bu kadar bira ne? Alışveriş bağımlısıyım. Ben bir alışveriş bağımlısıyım arkadaşlar. Evet bunu itiraf edebiliyorum. Kanka. Şş. Size de bir şey itiraf edeceğim. Arkadakine dönmezseniz ben onları yiyemem. Gerçi Gondi Mondi'yi keseriz bence ya. Bence Gondi'yi falan keseriz kanka. Bunlar ne yapabilirler ki bize? İki tane bir 79 bir 115. Dördü birden toplanıp var ya. Kafes dövüşüne var mıyız peki? Dördü birden toplanıp bize sokarsa. Bence bir şey yapamazlar. Bak arkadakini aldım kanka Dız Gaming. Oo. 2v1. Olur hepsi piyade. Hepsi piyade. Olur gibi. Pandemi savaşını biliyor musun? Vay arkadaş her biri farklı bir şey söylüyor ya. Bak bu ikiliyi burada. Sonra şu ikiliyi kanka. Tayfa katliam. Kafes dövüşü.
Allah'ım inşallah birlikleri gelişmiş değildir. Umarım yine kendimi sıfırlayacak şeyler yapmıyorumdur. 4 numara. Yapıştırın! Alim sen de kaç. Aklın varsa kaç aslanım. 182 piyade. Hiç ya, ben size bir şey söyleyeyim mi? Hiç kanka. Yani 140 tane atlı okçuyu yakalayamazlar bile. 6-7 tane süvarileri var. Menzillileri de yok bak. Menzillileri olsa korkarım, yalan değil ama. Burada ne yapacak abi bizim çocuklar? Yakalanmayacaklar, bu kadar. Yapacakları tek şey bu. Lan. Lan. Verilmiş sadakan mı var lan? Evet arkadaşlar, zaman babaanne duası. +9 babaanne duası var bunda, ben çözdüm yani. Bu bir dua almış, Allah esirgesin diye denmiş buna. Çünkü yani savuruyorum yanından geçiyor. Savuruyorum ona gitmiyor. Böyle bir mızrağın golünü razı olmadı. +9 babaanne duası var o adamda. O adama ben bulaşmam. Bizimkiler bir esa atsın onunla. Gene benim kıçıma başıma bir şey geldi değil mi? Ya adamların okçusu yok, bana gene ne atılıyor? Fırlatma silahı atıyorlar değil mi? Ben yakalayamıyorum. Belki de onların hepsinde +9 dua yoktur. Belki de ben beddua almışımdır. Eli ayağı düğümlenesice şeklinde falan. Ama kimsenin kelleyi almadık be. Tamam şimdi beyler, yapacağımız şey belli. Ölmemek abi. Neden? Ölürsek bunlar bizi yer. Yani yapay zeka bunları kesemez kanka. Ölmeyeceğiz. Bu kadar basit abi. Dört bir yandan ok yağdıracağız heriflere. Umarım cephanemiz bitmez. Hafif zırhlı birlikleri falan var bunların. Ve fırlatma silahı kullanıyorlar. Yardan da alıp fırlatma gerçekleştirebilirler. Okçuları yok. Bu bizim için bir avantaj. Ne yapacağız? Erimelerini bekleyeceğiz abi. 162, 158, 155. Bak. Gidiyor. Bizimkiler bir koyuyor. 3-3 koyuyor kanka. 3-3 koyuyor. Girmeyeceğiz baba araya. Belli. Efendim sevgili Hakan 7 Prime'ın avantajını kullanarak aramıza katılmış ve yayınımızı desteklemiş Hakan'a çok çok teşekkürler efendim. Hakan 7 çok teşekkürler. Çok sağ ol. Babalar girmeyin araya. Girmeyin araya atlılar. 126. Bak buradan eriyor kanka. Buradan eriyor. Salalım eritsin. Salalım eritsin orayı. Çünkü girersek kötü. Yakar, can yakarlar yani o kadar piyade. 139. Bizim atlılardan da devrilen var da 85 kaldı, 83 kaldı. Tamam. Birazdan bunlar firar etmeye doğru giderler. Bunlar firarı bastığı an biz de gidip kafalarına sıkarız. Kafalarına vururuz abi. Peki bir odak şaşırtan gaming. Vallahi odak şaşırtan gaming deyip ölürsem burada. Yine abi gerçekten ben aldım bedduayı galiba ya, baksana. Kaç kaldılar? 50. Ama abi 50 kaldılarsa bunlar da ufaktan firar başlar. İşte piyadelerle, piyadelere karşı savaşmayı bu yüzden seviyorum ya. Piyadelere karşı savaştığında çünkü adamlar hani armut gibiler, anladın mı? Ortada duruyor herifler, sürekli etraflarında dönüyor. Bak bir kere atlı okçularla savaşmak zorunda kaldım. Elimde full kalkanlı piyade vardı. Güney İmparatorluğu ile oynuyordum galiba. İlk oynadığım zamanlar. Kalkan duvarıyla atlı okçuların cephanesini bitmesini bekleyip bir kere kazanmıştım. Onda da firar ediyorlardı. Yani artık belki yerden ok alıp topluyorlardır, onu bilmiyorum da. Okçular yapıyor onu biliyorum. Atlı okçular yerden alıyor mu bilmiyorum. Bir kere öyle kurtulmuştum kalkan duvarla. Yani kalkanı patlayan ölüyor tabii ki de. Hatırlıyorum kurtulduğumu. Çok zordu. O yüzden genelde atlı okçu piyade ile karşılaşırsa tek hocam. Bak 4 tane kaybımız var abi. Akıncılardan 4 kişi ölmüş. Olabilir, olabilir. Bak ama bu ne demek biliyor musun? 4 kayıp 3 yaralı. Direkt bu heriften sonra kral koduğum mu? Lan oğlum ne pis konuşuyorsun ya? Savana. Merhaba. Kendime kız bakıyorum da 26 yaşında. Dürüst yok. Onurlu. Onurlu ve mert. Yok yani evli değil ama bize gelmez kanka. Onurlu çünkü. Omurgasız lazım bize. Babasını esir almışım az önce. Zaten bize bakmaz ya, boş ver. Bir de onurlu olmaz. Kırmızı
Ya şey ya böyle. Oyunda o kadar artık moda girdim ki hani Kavladra diyarına şey ekleyecekler böyle. Kahpeliğin sözlük tanımı. Bunu mu demek istediniz Samet Güngör falan diye. Gerçi hiçbir şey yapmadık. Daha kimsenin kelleyi almadık. Öyle kendimize toz kondurtmayalım da. Şu ikiliyi de yakalayıp devir. Dur dur dur. Geri dön geri dön geri dön. Yani orada çok adam var. Ne olur ne olmaz. Belgrad'ın sahibi. Kanka biz aldık yani mançuk ortada yok. Adam esir. Yiyin birbirinin ağzına tükürdüklerimi. Yiyin birbirinizi. Hayır adam yoktu bile yani. Savaşta yoktu bile. Kendine nasıl toprak isteyebiliyorsun ya? Ya şey gibi böyle. Bizim buraların bir zeytinli poğaçası var. O zeytinli poğaçanın içindeki zeytin gibi. Bu kim ya? Ne yapıyorsunuz lan? Gençler parti art mı? Acemi Stügri askeri. Ben buna niye dalamadım? Dağılacağız. Hepimiz Omar'a gideceğiz. Sonra yollarımız ayrılacak. He. Savaştan kaçan savaş esirlerine vuramıyor muyum? Savaş suçu mu? Balgara'da kim daldı Balgar'da? Şunu ben bir yakalarım da dur. Orduya katıl. Geldim geldim. İmparatorluğun batısıyla barış. Yüz basayım da adam ya nasıl olsa barış yapılacak chat biliyorsunuz mu? Bizde de nüfus var yüz basalım. Adamlarla ilişkimiz ilerlesin maksat. Bak 14 arttı yani Kergit klanı ile ilişkim. Esur'dur, Altu'dur falan filan hani bizi destekleyecek bir iki adam kazanalım hani. Diplomatik hamle, stratejik hamle anladın? Derdim o. Takor Kalesi'ni ben kurtarırım. Şunlara bir gidip çakabilirsek. De gerçi burada Tulag var. Tulag bana atlı okçuları salmayabilir ya. Tulag Bey genelde atlı okçuları salmıyor efendim. Biz kösüldük bir. Göndergeli silah. Yönetilen yerleşke her gün artı bir güvenlik kazanır diyor. Oradan alabilirim. Göndergeli silahla düşmanın kafasına vurduğunda daha fazla hasar verirsin. Yönetilen şehirlerde görevlendirilen süvarilerin tecrübesi %20 artar. Allah Allah. Ama süvari diyor. Taktik. Sığınaklarda savaşırken artı bir asker sana katılır. Senin formasyonundaki askerler 15 kişiden az olduğunda %5 hareket bonusu kazanır. Allah razı olsun yani. %5. Ne demek? Birlik büyüklüğüne artı 10, ordunun bütünlüğü %5 yavaş kaydeder. Ne? Ordun bütünlüğünü %5 daha yavaş kaybeder. Bence bu daha mantıklı ya. Ne yapacağım oğlum sığınaklarda artı bir askeri? Biz küçük işlerin adamı değiliz. Şu göndergeli silahta da üste vereceğim. Yerleşim yerinde güvenlik artsın. Ya ben koltuklanmış kargı vuruşu yapmıyorum da. Şimdi bak bizim kaleye koyduklarımız süvari değil, atlı okçu. Onlara bir tecrübe vermiyorlardır muhtemelen. Kanka. Bak Takor Kalesi'ni biri kuşatıyor. Şu çocuklara çakalım Takor'u kurtaralım hadi. Yakalayamadık adamlarla. Anı bu herifler açmış bu arada. Hadi bir tur gel bir tur gir. Çangan tut lan. Helal lan. Vallahi çocuk kendini var ya. Çagun. Hatun kendini riske etti. Bak bak cesarete bak cesarete. Boy 1.10 olmasa. Cesarete bak cesarete. Tilun'un kızı. Abi boyu çok ufak değil mi ya? Bak bak. Bir de bize bak kanka. Bize nasıl bakacaksın? Bize şeyden bakacaksın. Ilatar'dan bak Samet. Kameraya sığmıyoruz böyle. Bakacağım şeye bak yani bakış açısından. Biz çıkarcı ve dürüst müymüşüz? Nasıl ya? Nasıl dürüstüz ya? İtin uğursuzun önde gideniyiz bir adam. Efendim ve sevgili MRS Random isim 3 lira göndermiş ve ilk bağış demiş. Dostum çok teşekkürler ve nickini katlettiğim için özür dilerim. Bunu ben arada yapıyorum. Şimdi 20 piyade var orada. Yok 20 süvari. 192 piyade. 23 okçu. Yeriz bunları. Tulak bok gibi savaşmazsa biz bunları yeriz. Benim süvariler bekliyor arkada. Tamam işte bizimkiler ne diyorsa onu yapın ya. Akşam vakti savaşmayaydık keşke be. Buradan direkt diğer kaleyi kurtarmaya gideceğim. At sırtından inemedik arkadaş. Ya bak. Mançuk'un kızını alacağım sanırım ya. Böyle diplomatik açıdan güç kazanmak için ya da ileride çıkar kendi krallığımızı mı kurarız diyeceğim de. Bir Bannerlord'u bir normal bitirek de. Hani bir bütün haritayı kuzeyi alsın sonra
Kendi krallığımıza da kasarız. Batanya'ya da kasarız. Bir turda böyle Batanyalılarla falan oynarız, biliyor musun? Hop zıng. Bak. Bir varmış bir yok oldu, gördün mü? Ama karanlık karanlık. Göremiyorum. Görsem savaşacağım, göremiyorum be hayvan. Savurup duruyorum ama aşağıda kil çıkıyor böyle. Benim gözler pert şu an, ben bir şey göremiyorum. Kılıcı savuruyorum, kil geliyor. Kılıcı savuruyorum, kil geliyor. Ordu senin emrinde be. Sen ne dersen onu yapıyoruz işte. Soldan saldır dersen saldırırım. Eridiler işte, git piyadeleri erit. 13 tanecik okçusu var. Ne yapıyor abi bizim adam? Koca bir orduyu yatırıyor. İnanılmaz ya. Koca bir orduyu yatırıyor chat. Salsa sadece şu atlı okçuları, gidip mahvedecek karşıyı. Koca orduyu yatırıyor ya. Atlı okçuların komutasını alan o tulağın var ya. Sırf bu yüzden bir kafasını koparmak lazım da neyse. Gençler siz benimkiler misiniz? He, bunlar benimkiler. Gel beni takip et, gel. Gel beni takip et. Adamları hiç öldürmek de istemiyorum da, öldürtmek. Atlı okçuları sabit tutsa onlar öyle bir vuracak ki zaten. Bak şu iki tane lord var şurada. Şunlarla, şunlar lord. Artık ölü olan lordlar diyecektim. Diyemedim. Tamam kapatın abi adamların etrafını. Oğlum fokuslanamıyorum. Arada da biri bana köstürüyor. Elledi yani biri bana, hissettim. Yat lan aşağı. Aa, akıncı mıymış bu? Hiç atlıymış izlenimi vermedi, biliyor musun? Efendim sevgili MRS Random, süvari kas ve diziliş demiş canım. Sana zahmet Backseat Gaming yapmayalım. Sen kendi oyununda kas. Teşekkür ederim desteğin için, eyvallah. Çok çok sağ ol. Anan. Diyorduk bir şeyleri. Yine kafamıza doğru geldi. Backseat Gaming yapmayalım sana zahmet. Backseat Gaming nedir efendim? Açıklayayım. Arka koltuk oyunculuğu olarak adlandırılır. Hani internet kafede adam oyun oynuyordur. Anladın mı? Bizim zamanımızda şey meşhurdu. Dota 2 bizim zamanımız. Ey yavrum ey. İhtiyar mı oğlum? Dota oynuyordu insanlar. Dota 2 de değil. Dota 1. O zamanlar tabii Dota oynamak için bayağı zahmete girmen gerekiyor. Şey kullanılıyor böyle. Farklı programlar kullanılıyor. Online maç sistemi falan bayağı sıkıntılı. Böyle yaşça büyük abiler, onların kafa daha çok basıyor tabii. Dota oynuyorlar. Orada arkada oturan yancılar olur, anladın mı? Abi şunu kas, bunu yap, şöyle yap, böyle yap. Hani yancılığa gerek yok baba. Sen kendi oynayış stilinde rahatına bak. Ama önerim ve tavsiyen için çok teşekkür ederim. Eyvallah. Hani arka koltuk oyunculuğu tam olarak bu kanka. Hani şey böyle. Ne yapman gerektiğini sürekli söyleyen. Atari salonlarında da hani bu bölümü ben geçeyim abileri vardı ya. Onların işte bir tık değişiyi. Bu bölümü ben geçeyim abileri. Abau. Onların eline düşerse makine kurtaramıyordum. Çünkü o bölüm deyip jetonu alıp bitirene kadar oynuyordu, o jetonu bitirene kadar. Da şey vardı ya böyle atari salonlarında. Adam jetonu alıyor kanka. Herif yanmıyor usta, yani bizim 30-40 jeton yediğimiz makinelerde. 30-40 ne lan, abartma diyeceğim de, tanıdık olunca işte veriyordu jetonu, atıyordu. Bizim camış gibi jeton yediğimiz makinelerde herif alıp tekliyordu. Bir oturuyordu başına, kalkmıyordu. Evet. Ordulara ayrıkken süpürseniz abi. Sadece ben çabalıyor gibi hissediyorum ya. Ne yapıyor bizim ordu? Abi şu an sahada kaç askerimiz var? Lan şu an sahada 500 askerimiz var. Hepsine hücum desen adamlar yani neye uğradığını şaşıracak. Daha ayağa kalkıp savaş meydanına gidemeden ölecekler, hala geri çekil diye emir veriyor. Planın ne peki paşam? Şey gibi galiba, bir savaşta karşı tarafın toparlanmasını bekleyen bir padişah vardı. Ya bilginin doğruluğundan emin olmadığım için
çok net anlatamıyorum da adamları gafil alıyorlardı ama elleme hazırlansınlar öyle savaşırız diye bekliyordu herif, kaybediyordu. Bu da onun gibi galiba. Win vermek için çabalıyor. Aslanım daha çok işimiz var. Aa, level atladık, güzel. Bizim var ya bu göndergeli silah da ateş ediyor, ateş. Harbiden ateş ediyoruz ha. Bir de yerleşim yerine artı bir güvenlik aldık. Mis gibi değil mi abi? Mis mis. Gel yavaş yavaş. Yanaş. E bitti savaş be. 5 adam kaldı diyor. Artık 4. 4 yemedik. Ne kadar kaybımız var? Samet'in birliği 150 kill. Bak 150 kill de hiç fena sayılmaz. Galiba bizden biri savaş meydanında öldü ya. Ira bizden biri miydi? Tulak, Çavuk, Mehir, Çangan, Ira abi be. Samet bekle. Ne ne? Savaş bitti adam, bekle. Dur yapma, otur kalkma. Tipe bak. Çok komik ya. Tipe bak, tipe tipe. Balta ile ilişkin 8 artarak 22 oldu. Aman be. Dur, burası bizim şehrin kapısının önüydü umarım. Bu adamları götürüp satabilecek kadar... dur, ordunun içinde de bunlar kaçıyor muydu? Galiba kaçıyordu. Şehrin yanında mıydık lan? Şehrin yanında değilsek dur. Şehrin yanı mı? Sibir'in yanı. Ordudan ayrıl. Uç. Bak eriyor. Gidene kadar eriyor, hop. Geldin, handa sattın esirleri. Mis gibi para, mis. Mis gibi para. Oh, 21k mı? Lan ne vardı orada 21k edecek? Dur, belki at zırhı falan düşmüştür la, bir bakak. Ne para ediyor la o kadar? Boy, ya öyle o kadar da şey, bir şey yok ya. O kadar da böyle yani deyip aham şaham ağzımın suyunu akıtacak bir şey gelmemiş. At gitsin. Bozkır savaş atını ver. Merhaba. Allah'ım yarabbim ya. Ben iradesizim bak. Ben bunu anladım artık. Bende irade yok kanka. Bende irade eksikliği var. Yeter de alma artık bir şey be. Bende irade eksikliği var abi. Ben dayanamıyorum. Şimdi Takor Kalesi'ni kurtarmaya gideceğiz. Şu çocuklar da umarım oraya doğru gidiyorlardır. Takor Kalesi'ni kurtarmaya gidelim. Adamlar da iyi gelişti artık. Bir tur evime doğru dönüp orduyu tekrardan toparlamaya çalışacağım. Takor Kalesi'ni kurtarırız umarım. Ov Kalesi'ne doğru da giden var. Stygria ile birebir kafes dövüşünde biz onları alırız ya. Tovir'in ordusu. Hadi bakayım, gir Tovir'e. Gir Tovir'e yettik aslan. Güzel. Şu Sokati falan bu paralı askerlerden biri mi acaba? Anam. 45 yaşında. Çocuğu Korte. Namert. Olur. Ama o kadar bir şey yok yani. Yeri yok klanda. Bak Tulak, yine atlı okçuları alırsan bu sefer söveceğim sana. Sövemedim. Efendim ve MRS random isim. MRS mi? Misters mi? Nasıl okuyacağım bilmiyorum, kusura bakma. 5 lira göndermiş. I love you babuş demiş. Canım teşekkürler. Teşekkürler. Sevgimiz karşılıklı. Eksik olma. Bu arada sert çıktı gibi olduysam kusuruma bakma sana zahmet. Yani niyetim sert çıkmak değil kanka. Şey böyle yani, mümkün mertebe herkes kendi keyif aldığı gibi oynasın ki. Öyle dadı çıkar be. Eyvallah bu arada. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Bak hiç okçu oynamadım. Bir ara bir şey de yapmak istiyorum. Bir çare okçu yapmak istiyorum ama var ya, beceremem diye korkuyorum ya. Şu atlılara giriyorum bu arada kafalama. Bizimkiler de girdi galiba onlara. Zırhlı Kuzeyit kargıcıları ne biçim dağıtıyorlar. Öldük.
ölmedik, güzel. Verilmiş sadakamız varmış. Çünkü 15 atlıya doğru tek başıma kafa attım. 15-20 atlıya doğru. Baya bildiğin. Araba yiğidin harcı değil ha. La biriniz bir durun lan. La biriniz bir durun lan. Oğlum ne oldu? Kahrından öldü herif. Ha yok, bizim piyadeler yamutmuş çocuğu. Dedim ne oldu herif, niye öldü? Kahrından öldü. Suratına doğru yemiş oku yapışmış aşağı. Bak atlı okçular çok güzel arkalamamış mı piyadeleri? O piyadelerin orada var ya turşu gamers ya. O piyadelerin orada turşusu çıkacak abi. O fırlatma silahı güzel de elime tam oturmayınca. Destek mi geldi bu adamlara? Öyle gelirken aldı bir dal da. Kalabalık olunca pek bir şey yapamıyorsun. 101 hasara ölmedin mi? Adamın demek ki taşaklar betondan abi. Yani 120 hasara ölmediyse, 101 hasara pardon. Adamların demek ki taşlar betondan. Olabiliyor. Ben kaçan peşine düşeceğim. Öf, savaş meydanlarına 500-600 adam giriyor ya. Bir tur pertemizi çıkartıyor be. Bir tur pertemizi çıkartıyor. Abi güzel yok ettiniz. Kayıpsız gaming galiba. Hakikaten kayıpsız ha. Baksana. 0 ölü 0 yaralı. Lan biri böyle kahrından da mı ölmedi? Efendim sevgili Hakan 7. 5 lira göndermiş. Seviliyorsun babuş demiş. Canım teşekkür ederim. Sağ olasın. Hakan'cığım desteğin için çok çok sağ ol. Keyifli seyirler diliyorum sana, eyvallah. Karşıda biri bir... Bizden biri kahrından da ölmedi abi. Herkes full. Ganimetten %20 pay. Yeter abi. Ya Tulag'ı sevmiyorum benim atlı okçulara aldığı için ya. Tulag benim atlı okçulara çöküyor, onu pek sevemiyorum. Şimdi arkadaşlar temel problemimizi ben size iletiyorum abi. Temel problemimiz şu sevgili dostlar. Bizde savaşçı türü binek atları olmadığından dolayı artık elimizde hani dümdüz atlar kaldı. Normal atlı okçu yapabiliyoruz evet, fakat bu atlı okçuları geliştiremiyoruz. Bu kadar sefer bana yeter. Ben ufaktan böyle bir eve doğru döneceğim. Şu çocukları da yiyebiliriz tabii ki arada. Ama bunlara pek kasmak istemiyorum. Ben eve doğru döneceğim. Bayağı çünkü fetihlere falan yardım ettik. Eve dediğim şurada böyle at bulunan yerlere doğru bir at sürelim. Yani savaşlardayken tam performans savaşmak önemli ama kendimize de dikkat etmek önemli abi. Kastığımız adamları bir götürelim, yerlerine koyalım. Yeni adamları kasabilmek için gidip daha fazla at toplayalım. Şu an amacımız at toplamak. Zaten baksana 222k para var. Kalelerle falan da ilgilenelim. Yeter yani, daha ötesi. Çünkü bak bir durdurayım oyunu, göstereyim sana. Daha ötesi çok dip abi. Yani burada Omor'u falan kuşatmak. Bilmiyorum diyeceğim de. Stüglia bitmiş neredeyse. Evet neredeyse bitmiş abi. Neyse. Kervancı Komar. Tamam. Bekle. Şuradan Dinar'dan içeri doğru gireceğim. Sonrasına karar veririz. Batı İmparatorluğundan adamlar Güney İmparatorluğu tarafından esir alınıyor. Abav! Abav! Batı İmparatorluğuna feci köstürüyorlar galiba. Hayır yani ansızın boşluğuma geliyor, biliyor musun? Oturuyorum böyle ne güzel, oyunumu oynuyorum tatlı tatlı, atlarımı sürüyorum. Yeni adamlar alacağım, onları geliştireceğim falan. Şu 47'lik ekmeği bir çakarız. Yeni adamlar alacağım, onları geliştireceğim falan. Kenarda bildirim çıkıyor. Kıllı sana öpücük yolladı falan diyor. Çok ayıp. Odaklanamıyorum. Kıllı yana kuru falan yapıyor böyle oyun. Odaklanamıyorum kanka. Bir tane hanımefendi ismi gördüm. O da neydi? Karakaya mıydı? Koca kafa mıydı? Öyle bir şeydi. Evet, at yok burada. Yani... Baltakende gidip orada at arayacağım.
Birazcık da Makeb'e gidip yeniden adam kasmaya çalışacağım. Makeb'den aldığım dandik adamları da at olmayan şehre giriyor mu? Hep ondan oluyor. Oh. Ver 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 ver. Ver bak, Asin'in oğulları da güzel. Onlar da gelişir. Full atlı adam alalım. Tahıl, inek, koyun, kurulukta at var. O zaman Baltakent, kuruluk, asilik falan oralardan dolana dolana gidelim ya. Merhaba. Buradan ticarete gel. Abi savaş atı. Savaş atı ve bozkır atı. Deli divane. Şu diğer atları salma adam ya. Yani savaş atı geliyorsa. Diğerlerini de sat. Abi saniye. Niye şu kolluk bende tikli? Önemli bir kolluk galiba. Yo, aslında pek de bir önemi yok gibi. Bizim Mançuk Bey acaba hala esir mi? Ben gazara tıkladım. Ordu alacaktım be adam, ordu. Oyun kilitlenecek diye korkuyor. Yok, sadece atlı adam alacağım. Peki. Şuradan kuruluğa doğru ilerleyelim. Kuruluk, asilik, oralara doğru ilerleyeceğiz. Makeb'e gelişmiş adamları koyacağız. Makeb'den aldığımız adamları da gidip yani atlı okçu olmayanları ya da yetenekli olmayan adamları gidip diğer kalelerimize vereceğiz. Bu sayede bir total savunmamızı arttırmış olacağız. Temel amaçlarımdan birisi bu. Toplam savunmamızı arttırmak. Klan kaç level oldu bizim klan? 4'e doğru yükseliyoruz adım adım. Pekala, güzel. Alte vali olarak güzel iş yapıyor. Musa Makep'te kalıyor, güzel iş yapıyor. Birliklerimiz gayet iyi. Bak, kurduğumuz yün dokumacısı güzel para bırakıyor. Tımarlarımız çok çok iyi. Tımarlarımızdan zaten hani Makeb'in çevre esnafıyla falan aramızdaki ilişki mükemmel ya. Güzel gidiyor seri arkadaşlar. Eğer savaş devam ederse burada askerleri toparladıktan sonra bir turda savaşa ilerleyebiliriz. Bozkır savaş atını ve normal bozkır atını ver. Ya normal bozkır atın var artık yeterince de. Savaş atı bulmak gerçekten problem ya. Buradan Ortongrad'a doğru da gireceğim. Şöyle dolanıp öyle Makeb'e gireceğim bu arada. Oo, batı ile kuzey birbirini yiyor. Savaş atı yok. Yeter. Asker. Atlı asker yok. Omtorok. Ransam'a da bir gideceğim bak. Ransam'da da bozkır atları var. Oh be, 8 tane bozkır savaş atı nihayet. Bozkır atı sayısını da 100 yapalım. Şuradan bana bir 10 tane de yük beygiri ver. Vallahi güzel parayı eziyoruz. Oo, buraya biri gelmiş. Ama gelen kişi aç gelmiş belli. Tok karnına gelmemiş yani. Bütün adamları yemiş. Karakterlerden bir stat verebiliyoruz. Hekimlik boş oldu ya. Hekimlik değil de taktik verelim madem. Biraz çocuk taktik de kassın. Bir tutam karizma da ver. Şey, alte vardı. Alteye ne vereceğiz? Alteye idarecilik vereceğiz. Garnizon ücretini azalt. Pasif tecrübe kazandır. İdarecilik kas. Zeka kas. Ver savaş atını. Peki bu savaş atını kullanabilecek kaç adamım var? Oy, o neymiş ya? Adamlar burada tıkanıyor kanka. Kuzey takıncısı oluyorlar, tıkanıyorlar. Üstüne gidemiyorlar. Üstüne gidebilmeleri için yeterince atımız yok. At bulamıyoruz etrafta. Bu neymiş ya? Burada da bozkır atları var. Dur. Oo, bir saniye. Bizim kuzeyitler Stugria'da biraz yatıyor arkadaşlar. Elemanlar biraz yatıyor. Şu Bortu'nun orduya katılıp tekrardan gidebiliriz yeni adamları alıp. Yeni ve taze adamları. Bizimkileri orada biraz yatırmışlar. Buradan Odok'a, Odok'tan da döneceğiz abi. Akkalat. Odok, Akkalat, Çaykant, Makeb şeklinde. Kim kuruyor ordu? Mela. Mela kim ya?
bir tane mi? Biz ne yapacaksak bir tane bir tane. Hadi direkt Makebe git de kurulan ordulardan birine katılalım ya. Şu Melam'ın ordusuna falan katılalım, gidelim bir yere. Adamlar gerçi kuşatma yapmıyorlar. Kuşatma yapsalar kaldırmaya giderim de kuşatma yapmıyor elemanlar. Oh lan, çapulcularla VS'yi kaybedecek çocuk. Suran. Kanka kendine bir dikkat et la. Vallahi tutsakla uğraşamam, sana kalsın onlar. Sana kalsın, sana kalsın hepsi. Biraz dikkat et ya. Bak gitti yine başka birine kafa attı, başka bir 20'liye falan. Bu çocuk ne yapıyor ben anlamadım. Bizim para niye böyle ansızın azaldı? Yağmalanan köy bizim köylerden biri miydi acaba? Bekle, ticarete geldik mi burada? Var mı savaş atı? Var. Peki. Hadi buradan Makebe. Takor kalesi kuşatma altında. Ben buradan Takor'a koşana kadar oho. Hey yavrum, eyvallah ya. Şimdi asker toplamaya gel. Buradan lan hepiniz mi piyade veriyorsunuz arkadaş? Dur o zaman. Şöyle yapacağız. Kaleyi yönet. Bir 20 bırakıyorum buraya. Sonra milis bölgesinden sonra atölyeleri tekrardan yapsın. Buralar böyle tık 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 kurulsun. Ardından meyve bahçeleri, form falan. Buralar kurulsun. Erzağımız falan hala çok çok iyi. Buradan kaleye gidelim. Kaleden garnizona geçelim. Garnizona şöyle bir birazcık daha 85 tane olacak şekilde sağlam piyadelerden atalım. Sağlam okçulardan atalım daha doğrusu. Sonra elimizde bulunan diğer askerleri, gereksiz olanları yavaş yavaş öteki şehre. Ve Zula'yı aç. Abi şöyle yapacağız şimdi. 200 balıktan 100'ü Zula'ya. Bak 100 kilo balık. Tahıl dursun. Tahıl niye duruyorsa. 100'lük tereyağı. Tamam. Sonra 100'lük et. Eyvallah. 100'lük üzüm. Ben çünkü alışveriş manyağıyım. Nasıl olsa hani öleceğim. Millet hazinesine para koyar arkadaşlar. Benim hazinede bu. Peyniri 200 al. Benim hazinede bu baba. Hazineye bak. Yemek. 300'de bira lan. 300'de bira. Hazineye bak abi. Yemek. Eşyaları atıyorsun, emin misin? İnşallah atmıyorumdur kanka. Eyvallah, atmıyormuşum. Çünkü atıyorsam biraz ağlardım, biliyor musun? Atıyorsam biraz ağlardım yani. Şimdi bekle. Şöyle yapacağız. Buradaki adamları... Ooo bizim nereler yanıyor öyle, nereler yanıyor ya. Umbrella'ya doğru bir uç bakayım. Buradan oraya götürüp biraz adam yığacağız. Kaleyi boş ver. Kaleye sonra da uğrarız. Gidip bir iki tur adam bırakacağız. Bir iki tur adam bırakacağız abi. Bu yemekte 101 gün yetiyor. İyi ya. Selam. Burayı kim yönetiyor? Burayı benim kız kardeşim yönetiyor. Kız kardeşime 20K'lık bütçe bıraktım. Su kemerinin ardından bir tık daha tahıl ambarı yapıyorsun. Sonrasında atölyeler mi? Eğitim alanları. Garnizondaki askerler tecrübe kazanacak. Buranın sadakatini niye arttıramıyoruz? Ben onu anlamadım ya. Gerçi belli bir süreden sonra duracak yani, mecbur. Kaleye git. Garnizona gel. Kuzey tatlısını garnizona koy. Göçebeyi de garnizona koy. Ama 20-20 garnizona adam alıp koyarsak yapamayız ki. Bak şöyle yapalım. Akıncıları şimdilik bir komple bırak. Sonra gelip geri alacağım da bunları, şu akıncıları. 76 tane akıncı, dur. Bunları en üste koyayım da alacağımı hatırlayayım. Bunları geri alacağım da buradan. Gidip kaleden asker yerleştireyim buraya. Erzak hala artıda, güzel. Buranın garnizonu kaç oldu? 164. Çok iyi. Bir daha Makebe uç.
Bak buranın da erzak stoğu artıyor. Burayı da Doğan Latun yönetiyordu. Buraya da biraz şey yapacağız. Full atlı olmama rağmen ne kadar yavaş gittim ya. Nalbur derdin ne? Kervana pusu atacağız. Atacağız anam. Atacağız. Bir dönelim buraya. Evet, kalede sadece eğitimli birkaç atlı okçu bırakmak benim aslında ne kadar mal olduğumu ifade ediyor mu acaba? Hmm, bilemedim. Bilemedim, dur. Yanıma şu piyadeleri alayım. Bu piyadeleri de eğiteceğim. En kötüsünden yani savaş atı bulamıyor olsak bile o atlı okçular kullanılacak. 85 piyade 256 milis. Hadi hayırlısı. Gidelim Umbrella'dan alacağımız adamı alalım. Gelelim burada görevimizi yapalım. Savaşa uğrayacağım bir tık. Daha savaşa gideceğiz abi. Benim param niye azaldı peki bu kadar ya? Giderim mi arttı? Ordu gideri arttı bence. Atölye gelirleri falan düşmedi de ordu gideri arttı. Ne kadar çekeyim? Şöyle kaleden gel. Bunları bir sıradan bırak. Bunları bir sıradan bırak abi. Tamam. Şimdi şu atlı okçulardan. Bunları bir... Uy, ne yaptın? Bekle. Yenilesene. Yenilesene, şimdi tekrardan uğraşmak istemedim. Şimdi şunları bana bir geri ver. Hepsini. Tamam. Buradaki adamdan da bir 50 tane bırakacağım. En üst kademe değil en nihayetinde ama yani şehri savunmaya yardımcı olsun. Belki de zırhlıların sayısını 90 yaparım. 60 tane de akıncı bırakırım. 150 tane adam bırakmış olurum oraya. Burada da 150 adam olur. Muazzam olur. Sonrasında gidip köylerden adam toplarız. Köylerden adam toplayıp o adamları eğitmeye çalışırız. Bence yapılabilecek en güzel hamlelerden biri bu olur efendim. Köylerden adam toplayıp o adamları eğitmeye çalışmak. Ki buranın da parasını bıraktık. Her şey yapılıyor. Syratos Kalesi'ne bir uğrayalım. Ya benim amacım şu. Savaşta bir şekilde yenilsem bile mekanlarımdan birinde bir sıkıntı çıkmasın. Aldığımız kaleleri vermeyelim abi. Birazcık yerleşim yerlerine zaman ayırmış olduk böylelikle. Kaleyi yönetten şöyle bir Doğan Latun'a da 20 bin vereceğim. Sen burada işini yapmaya devam ediyorsun aslanım. Çok iyi. Sadakati güzel. Milisleri güzel. Erzağı gayet yeterli. Tamam. Buranın garnizonuna zaten daha adam bırakmam. Yürü doğru Makebe. Sonra dediğim gibi tık 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 her yerden yeni adam topla. Dön savaş meydanına. Kaleye git. Garnizonu yönet. Şuraya bir 5 tane daha zırhlı koy. 90. Sonrasında 60 tane normal adamdan koyacaksın. Bak 150 tane taş gibi adam. 150 tane taş gibi kanka. Artık buranın sırtı yere gelmez kolay kolay. Gıdası artıyor. Güvenliği artıyor. Mis. Nalbur İlgan'ın kervan pususu görevini de yaparız da kervan pususunu bu adamlarla yapabilir miyiz acaba? Evet, belki biraz savaşla ilgilenmedik. Kendimizi savaştan soyutladık ama en nihayetinde kendi yerleşim yerlerimizle aramızdaki ilişki arttı arkadaşlar. Mançuk ordu kurdu. Nerede? Katılırım sana Mançuk. Ama yeni ve tecrübesiz adamlarla katılmış olacağım. Savaşın kaderini değiştiremeyebilirim. Çapulculara vuralım giderken. Savaşın kaderini değiştiremesek de yaparız bir şeyler be. 100 tane atlım var elimde. Yeni aldığım adamlar illaki atlı okçu olurlar. Bir kişi mi? Oy. Elimde sadece 4-5 tane iyi adam var. Bu beni tedirgin ediyor. Hızlıca asker toplayıp geleceğim Mançuk. Arkadaşlar bu arada çaktırmayın, gerçekten iyi oldu. Yani tamam, yine 1000 kişi toplanıp çökerlerse tepemizi alırlar ama 400-500 kişilik orduları bence tutabilecek güçteyiz. Hatta bu kaleyi şey olarak değerlendirmeyin abi, kaledeki adamları farkındayım. Piyade koymadık kapıya da milisler var, milisler yine halleder biraz. Bu adamları şey olarak düşünmeyin abi. Şurayı da al. Sadece kale savunması yapacak olarak düşünmeyin. Ben bu adamlarla işin açığı yani meydan savaşına çıkma görevini de üstlenebileceğimizi düşünüyorum. Diyelim 400 kişilik bir grup kapıda kıstırdı bizim çocukları.
İçeri hapsettiler. Ya yani bir şekilde içeriden atlıları alıp adamların üzerine oynarsam mahvederim bence onları. Alemin binicilik becerisi de artıyor. Güzel. Kuzeyit piyadesiyle işimiz yok. Göçebeleri şöyle bir atlı yap bakayım. Asil'in oğlu da toplamışız iyi kötü. Asil'in oğlundan da güzel adam gelir. Şimdi bir tur daha adam toplayacağım. Ardından Mançuk'un ordusuna katılacağım. Mançuk'un ordusunda da artık işte adamlar tecrübe kazanırlar umarım. Yürü bakayım Akkalat'a. Verimli bir bölüm oldu. Şimdi yani hem aksiyona girdik. Tamam mı bölüm içerisinde? Hem aksiyona girdik. Hem tekrardan adam topladık. Üstüne bu sefer adam toplamamız zorunluluk değildi. Adamları daha tecrübeli bir orduya sahip olalım. Garnizonu daha tecrübeli adamlar tutsun diye topladık. Bu bizim için güzel bir şey. Evet, şimdi hemen giderken şunlara da vuralım. Oğlum burada ne toplanmışlar ya? En güzeli Mançuk'un ordusuna katılmak ya. Mançuk beklemiyor ama ben onu yakalarım giderken. Bitir. Bitir ocağı. Al alabildiğin esirleri. Al alabildiğin tırpanı şunu bunu. Yürü Ortongrad'a. Birlik ücretleri. Makeb'in garnizonuna 1300. Üf. Sairatas'un garnizonuna bir bok ödemiyoruz bu arada. Sairatas'un garnizonu o kadar da önemli değil. Bozkır savaş atlarını ver. Bozkır atlarını ver. Yeterince atım var gerçi ya. Yeterince atım var gerçi. Yemekten var mı hurma? Hurma var. Zeytin var. Ben biliyorum kanka. Ben kendimi biliyorum. Niye oraya kilo kilo şey bıraksam da sıkıntı yok dedim. Çünkü ben tekrar envanterime yemek dolduracağımı biliyorum. Şimdi bekle. Mançuk'un ordu nerede? Ponçuk Bey beni beklerlerse şayet Ponçuk Bey. Geleceğim onların gruba da. Adamlara orada terfi veririz. Orada tecrübe veririz. Sıkıntı değil. Şimdi bizde ağırlıklı olarak piyade var değil mi? 65 tane de piyade var ya. Abi katiyen dışarıda bir yerde avcılık görevine gitmeyeceğiz. Hani normalde bizim ordular iş yaparken biz çıkıp etraftan böyle millete avlıyorduk ya. O yok artık abi. Öyle bir şansımız yok. En azından belli bir süreliğine bu ihtimal yokmuş gibi davranacağız. Bu ihtimal elimizden alınmış gibi davranacağız. Közlerden kavalon. Kaç kişisin ki? Bir saniye. Bire bire girmek çok riskli mi? Onda da blokçu var. Riskli ya. Yani o közlerden zavasos. Arkadaşlar dört bir yanımız kuşatıldı galiba. Şansımız var ki bizden kaçıyor. Ya kayıp veririz yok yere. Adamlar daha hazır değil ya. Mançuk'un ordunun araya sıkışacaklar da. Bizim adamlar daha hazır değil. Takor Kalesi'nin yeni sahibi mi? Ay yiyin birbirinizi. Mançuk biraz böyle bir gözü döndü mü sanki? Bana mı öyle geliyor yoksa? Baksana çocuğun bir tur gözü döndü gibi kanka. Her şey oturuyor kendini alıyor. Her şey oturuyor kendini alıyor. Herifin bir tur gözü döndü yani o belli. Mançuk beni bir bekle. Güzel. Tam bu adamın ordu kolay kolay dayak yemez. Biz de bu adamın orduya yapışır. Şeyleri kastırırız. Plepleri kastırırız. Abi bekle de aranıza gireyim ya. Açlıktan ölüyormuş herifler tabi. O moru almaya gidiyoruz. İki seçenek var. Chat ya yine sıfırlanma yolu. Bak bize gözüken ben sana söyleyeyim. Ya yine sıfırlanan gaming geliyor. Ya da Omor'u alırız bilmiyorum. Melan'ın ordusu. Bak burada bir ordumuz daha var. İki büyük ordu giderse garanti alırız da. Mançuk biraz nam bas adamları tutla. Ben mi basayım nüfuzu? Bak Zorika'nın ordusu. Zottiriklere bir dal. Of 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 of. Ne oldu? Ordu dağıldı abi ciddi mi? Tamam neyse elemanın ordusuna gireriz. Melan'ın ordusuna yardım. 1400'e 1300'e girmeyeceğiz herhalde. Ama ölmeyin kekolar. Ha tamam Samet'in birliğinden 2 tane yaralı. Bak bu beni sevmiyor galiba baksana. Bana karşı çok güler yüzlü değildi.
Vallahi nasibimde ne varsa alırım kardeş. Melan'ın ordusuna katılalım bari. Arkadaşlar Mançuk şeyi tutamadı ya. Yani orduları elinde tutamadı. Ov kalesi. Mançuk orduları elinde tutamadı garip bir şekilde. Nüfuz mu kalmadı acaba elemanda? Kanka şimdi düşünüyorum. Nüfus kalmamış olabilir. Çünkü herif her şeyi kendine almaya o kadar çok bastı ki. Bak kara kergitler dolanıyor etrafta. Kara kergitlere dalmayacağız abi. Niye? Çünkü ordu yeterince iyi durumda değil. Kara kergitler bizi mahvedebilir. Yapıştır kuşatma kampını. Kaya parçası Zoana. Nalbur Ilga. Ya bak araya hemen Nalbur sıkışıyor ya. Üzülüyorum be. Mançuk ne yapıyorsun tek başına? Çocuğu yiyecekler gene. Leki falan kovalıyor. Galyak. Galyak'ı alır mıyım? Galyak'ta 84 piyade var. Alırım. Suran bir ordu konuşlandırdı. Forim. İkisini birden alamam. Mançuk 130 askeri kal. Ay vah eyvah 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 eyvah. İşin rengi değiş. Ay dur. Oğlum geleceği gördüm. Bak. Yemin ediyorum geleceği gördüm kanka. Geleceği gördüm. Bana bize burada bir yerde köstüreceklerini biliyorum. Gittim en kaliteli adamlarımı kaleye koydum. Yine olan 200 tane bineğimi olacak. Aa 200 tane beygirim vardı benim. 200 tane. Orduna olan inancını kaybetme Samet. Orduya olan inancını kaybetme. Belki alırsın be. He? Yani 500 kişi sayılar o kadar fazla değil. Piyadeleri yoğunluktaysa özellikle atlı okçular da benim komutamda olursa yaparız bir şeyler ama ölmemem lazım. Ey artık kabak tadı vermeye başladınız be. Planımız savunmada kalmak. Planımız ne? Hayatta kalmak. Çok iyi ya. Sıçarım formasyonuna ne bok yiyorsanız yiyin. Ben şu atlı okçularla beraber geçip abi bak ben sana kendi planımı... O 343 yazısı okçuya aitse elek olduk chat. Burada öldük abi. Seri bitti. Kapat. Kapat bilgisayarı dön evine. Sanırım 343 piyade ya. Okçu değil. Okçu olsa yerimizde duramayız chat. İnşallah piyadedir. Çünkü okçuysa öyle bir ok yağdıracaklar ki buraya. Haşat olacağız. Haşat haşat. Daha topladığım köylüler gelişmemişti bile. Ya ölmeyelim malımız mülkümüz dağılmasın da başka bir şey istemiyorum. Tamam. 300 piyade abi. 300 piyade 19 okçu. Tamam. 300 piyade 19 okçu. Okey. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ya ölmezsek alırız. Ölmeyeceğiz. Savaş simüle edilmeyecek abi. Bu kadar basit. Ölürsek bitti. Yani savaş simülasyona girdiği an simülede bunlar bizi yer. Ben başında duracağım adamların. Var bir şansımız var kanka. Bir şansımız var. Ya iki tane 500'lük orduyla geldi herifler. Ama bak 330 tane piyade diyor. Ne demek 330 piyade abi? Bizim atlı okçular 98 tane. O 98 atlı okçu yaşarsa bunlar elek. Ama yaşamaları lazım. Aradaki okçuları alalım. Oğlum okçuları niye burada bıraktınız? Ne yaptı? Bizimkiler gözdağı verip çıktı mı? Stugriye akıncılarından biri de gitti. Şu lordlardan biri ya da baltacılardan biriymiş. Piyadelerden biri. Abi atlı okçuları şeyden kurtarıyoruz. Tamam mı? Atlı dehşetinden. Atlı okçulara dehşet saçamazlarsa yani bizim atlı okçuların araya girecek süvariler olmazsa ki olsa bile hallederiz de o piyadeleri eritiriz abi. O piyadeleri eritiriz. Bu savaştan da dünyaları kazanırız chat. Bak sana o kadar diyorum. Sayıca azız. 1300 adamı doğrarsak işte 1200-1300 adamı bu savaştan çok tatlı pay alırız abi. Güzel güzel güzel. Yani lordların büyük kısmının kafasını kopardık gibi duruyor. Piyadeler ne alemdeler? Piyadeler 328. Eyvahlar olsun. Oraya daha piyade takviyesi gelmeye devam etsek de işte atlılar yakalanmayacak kanka. Asıl önemli olan olay o. Atlılar yakalanmayacak. İçimize girenleri ben avlarım. Atlı okçuları temizlerim. Okçulara fokuslanamam abi. Hayır. Okçuların arasında kalırsak ölürüz. Okçulara
Don't focus gaming abi. Okçulara fokus yok. Şu 321'lik piyadeleri eriteceğiz. Bak şu hanımefendi lordlardan biri muhtemelen. Ne hey, flörtleşiyoruz canım. Yoksa tek attıydım ona çoktan. Bekle. Lan. O benim. Ata 69 hasar ama adamda hasar yok. Panela. Okey. Oo bir saniye. Bura kimlerin arasında kaldık? O piyadelere takviye kanka. O piyadelere takviye bekle. Piyadelere takviye gamers gelmiş galiba. 275 piyade. Okey okey. Ölmezsek aldık savaşı ya. Ölmezsek aldık abi. Ya bak şu an derdim olan tek şeyi sana söyleyeyim mi? Bu savaşla alakalı. Dert ettiğim tek şey. Ölmeyelim. Bineklerim gitmesin. Yani 200 tane at topladım abi. 200 küsür atım var. Savaş atı kasana kadar canımız çıkıyor zaten görüyorsunuz. Savaş atı 40'ta yılda bir şehirlerde çıkıyor. İşte köylerde, möylerde. At bulmak zaten yeterince yorucu. Ölüp bir de bütün beygirlerime kadar alsınlar istemiyorum. Ama bu savaşı alırsak var ya üf elimize çok deli koz geçmiş olacak. Yani bırak bunun ardından kaleyi, şehirlerini bile deviririz abi Stygria'nın. Bir şey diyeceğim. Bak Stygria o kadar az kaldı ki nasıl bu adamlar halen şey basmayı başarabiliyorlar abi misal? Oy merhaba. Bu kadar adam basmayı başarabiliyorlar 1200. Yani ellerinde kalan dandik ekonomilerine göre çok adam basıyorlar. Bayağı çok. Kaç piyadeleri kalmış çocukların? 260 piyadeleri var hala. Uf. Abi 260 piyade ne la? Oy 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 oy. Daha hala bunlar sağ. Chat ölmemeliyiz. Ölmemeliyiz deyip aralarına giriyorum da gerçekten ölmemeliyiz abi. 267 ne ya? Sonsuz gibi herifler ya. Bak ölen kimse umurumda değil tamam mı? Yani ekibi komple kaybetsem de şu an tek umursadığım şey mal varlığım. Mal varlığımı kaybetmek istemiyorum. Korkutuyorum bak 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 korkutuyorum. Şaşırıyor adam neye uğradığını. Öyle öldürüyorum. Vallahi serseri mayın daha çok iş yaptık ya. 6 tane süvariyi alacağıma dedim serseri mayın gaming yapayım. Aa 2'dir saldırıyı karşıladı herif. Piyadelerinin durumu ne alemde? Piyadeler kaç piyadeleri var? 241. Hala mı? Ama dağınıklar ya. Ama dağınıklar. Yani bizim adamların oku varsa atlı okçuların alabilitemiz var abi. Yeter ki atlı okçuların oku olsun. Atlı okçuların oku bittiyse ne oldu? Biz de bittik chat. Biz de bittik. Öff. Hala gelmeye devam ediyorlar ya. Aa, bitmez ki bu. Sonsuzluk ya. Infinity Soldier hilesi anasını satayım. Infinity Soldier. Sonsuz. Sonsuz asker vermişler heriflere. Ben ne arıyorum burada? Maçı satmaya geldim. Hayır. Maç satmak yok. Tek başıma en az bir orduyu kesmişimdir ya. Ne yaptık? Emrin altında hiçbir birlik yok. Fark ettim canım. Hala 119 tane atlı okçumuz var. Varsayımda bulunuyorum ki atlı okçuların cephanesi tükendi. Piyade hücum ya şey böyle süvari hücumu bile gerçekleştirsek adamlar ayrık. Ana, aha yaptık. Tamam güzel. Hayır yapmadık. Süper. Abi bu ne? Bununla başa çıkabileceğimizi zannetmiyorum.
Ya adamlar dağınık. İşte ordu kontrolü bende olsa gireceğim aralarına da. Chat birden bir adamların paneli büyüdü mü, bana mı öyle geldi? Bitti mi oğlum atlı okçuların mühimmatı? Mühimmat bittiyse öldük çünkü. Peki şöyle bir çakal gaming yapabilir miyim misal abi? Savaş meydanını terk etsem, geri girsem, savaş yeniden başlasa ve bizim okçuların elinde ok olsa, var mı öyle bir durum? Ha, sadece ben mi geri çekiliyorum? Şimdi bak şeyden de korkuyorum. Hani korkak kaçtı deyip adamlarla ilişkimin gerilemesinden de korkuyorum. Ama bir yandan da öyle bir şey yapsak çok efsane olmaz mıydı? Olurdu kanka. Nereden baksan efsane olurdu yani. Full mühimmatla dağıtamayacağımız adam yoktu. Da iyi dağıttık ya. Mecbur eldekilerle direneceğiz abi. Kaç piyadeleri var? 120. Tamam, eridiler, eridiler. Şimdi okçularına ölmeyeceğiz. Yapacağımız hamle bu. Okçularına ölmeyeceğiz abi. Git lan. Atlı okçuları gelmiş adamın. Okçulara daha çok hizalandı. 170 civarı. Ha, bunlara süvari hücumu lazım işte. Bunlara süvari hücumu. Tamam tamam, aldık aldık. Aldık 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 abi. Ha, bu savaşın üzerine artık adamlarım expert mi oluyor, neye trainleniyor bilmiyorum da trainlensinler artık. Kaç adam aldım ben tek başıma? 62. Üf. Kardeşim Manchuk krallığı ne zaman veriyorsun? Krallığı ne zaman veriyorsun acı? Bir ara bir krallığı bir bırak. Bir minik bir krallığımız yok mu? Bir tur bence krallığı salmalı. Hak ettim. Tamam, dağıldılar. Dağıldılar abi, dağıldılar. Bir an ya, eğer dışarıda olsam kaçardım. Ya bu ordunun içinde değil de dışında olsam garanti kaçardım. Helal olsun aslan parçalarına. Vallahi üstesinden geldik. Çok da kayıp vermedik galiba ya. Öf. Öf 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 öf. Mahvettik kanka. Mahvettik çocukları. Mahvettik çocukları. Ver esirleri mesirleri ver. Svedorn. Kanka tutsağımsın. Sen de tutsağımsın. Bana hiçbir şey fark etmiyor. Hepiniz esirimsiniz kanka. Potansiyel esir. Of, 25 tane kuzey zırhlı okçusu oldu lan. O kadar geliştiler ki. Peki piyade? Onom 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 onom. Ne diyorsun? Ne diyorsun kanka? Fazladan atlı okçu geldi elimize. Güzel işte. Benim de amacım buydu. Hızlı train. Acemi Stügriyalıları at bakayım. Tamam. Burası bize yeter. Ver her şeyi. Eyvallah. Dayı. Kaleyi sal da gidek. Artık gerçi kaleyi alacak kimse kalmadı da. Devam etmenin bir alemi var mı ya? En yakın şehir nerede? Balgard'da. Ben bir Balgard'a gidip gelsem mi? Ben bir git gel yapıyorum. Ben bir git gel yapıyorum abi. Git gel yapacağım. Hatta Balgard'a gittikten sonra ufaktan. Ne oluyor ya? İmparatorluğun kuzeyi. Bir turda onlar vs'ye geldi. Yani bir de bu fight'ı kaybetmiş olsak misal ne yapacaktık abi, bir düşün. Bu fight'ı da kaybetmişiz yani, hesap et. Mahvolurduk ya. Oy, ne kadar para aldık öyle lan. 181k ticarete gel. Oy, 20k malzeme. Abi bizim şu ata bir eğer la. Var mı bir eğer düzgün? Yok. Tüccarın yeterli parası yok mu? Ödeşiriz anam. Ödeşiriz anam. Efendim sevgili Zeytin 35. Prime avantajı ile ikinci ayını kutlayıp babuşum seviliyorsun. Sensiz geçen gecelerin ecdadını seveyim demiş canım. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Desteğin için çok çok sağ ol. Eyvallah. Kesene bereket. Ödeşiriz bir anam. Vardır o kadar parana. Bak iki tahıl aldık. Biri aldık mis. Sevgili arkadaşlar, tam burada save alıp efendim bölümü sonlandırıyorum müsaadenizle. Mount & Blade 2 Bannerlord'un bu 13. bölümüydü. Ve
efsane savaşlar yapıldı. Aynı zamanda sıfırlansak bile Makebi, Umbrella'yı falan iyi düzeye getirmiştik. Syratos Kalesi'ni de ileride iyi düzeye getireceğim. Bizim buralar çok çok iyi durumda. Yalnız hemen eve dönmek istiyorum. Çünkü Maeze ve Jagaurs var buralarda. İmparatorluğun kuzeyinin doğrudan dalacağı yer muhtemelen bizim topraklar olacak. O yüzden direkt ben buradan gidip kendi kalemi savunmaya falan oturacağım. İzleyen herkese çok teşekkürler. Şimdilik benden bu kadar. Görüşürüz anam. Videoları beğenmeyi ihmal etmeyin size zahmet. Hoşça kalın YouTube. Bay bay.